Arkadaşlar merhaba. 6 Kasım Çarşamba ABD Finger Lake'teyiz. 9 koşulu bir program var. Birinci 6 yani ilk ay 2020'de bir satış koşusuyla start alıyor. 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1670 metre kumda start alacak. Koşu 8 binlik bir şart. Satış koşusu 20 bin dolar. Toplam yüklenmesi var. 5 numaralı Mad Magic ile başlayacağız. Son iki startındaki 1600 ve 1670 metre kum pistteki iki satış koşusunun favori olduğu koşular bunlar. 1.41-14, 1.45-44'lerle kazanmış. 2 numaralı Dates Freedom Luis Perez de start alacak. Favori olduğu son startını 6 boy farkla 2800 kumda 3.09.68'de kazanmış bir isim. 1 numaralı Mr. Einstein önceki startını yaklaşık 8 boy farkla favori olduğu satış kursunu 1600 kumda 1.48'de kazanmış. Son startta bir ikinciliği var. 4 numaralı Golden Rain son startında bir ikinciliği var. Bir boy farklı iki önceki startın şart koşulu 1670 kumda 1.44.71 ile 13 Ağustos'ta bu hipodromda kazanmış. Müsaitse 6 numaralı Koç Bahre iki önceki startın satış koşusunu favori oldu. 2000 kumda 2.08.14'te kazanıyor. Önceki startında bir ikinciliği var. 1700 kumda. İkinci koşu bir maiden satış koşusu. 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1670 metre kumda start alacak. Burada da sonraki startın ikincilikleri olan Jace and Liam koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Koşu 5000'lik bir maiden satış koşusu 13.500 dolar toplam yüklenmesi var. Jace and Liam Union Rocks yavrusu Andreas Vori ile start alıyor. Ki son iki startında da favori olduğu koşularda yine aynı jockey ile start almış. 1670 metre pistte. Sonuncusu bir boydan az bir farklı olmak üzere her ikisinde de ikinci olan bir isim. Bugün maidenden çıkmaya en yakın isim. Üçüncü koşuda bir maiden koşu. 1670 metre kum pistte iki yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. 32.600 dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. 6 numaralı Giant Impact ile başlayacağız. Son startta bir ikinciliği var. 1600 kumda. Kaybı Kua ile start alıyor bugün. 4 numaralı Vesuvio. Aynı koşuda üçüncü olan bir isim. Antonio Rodriguez ile start alacak. Bir Vino Rosso yavrusu. 2 numaralı Wardancer yavrusu kariyerin ilk startında Jacqueline Davis'e. Bu üç isim 6, 4 ve 2 meydandan çıkmaya en yakın isimler. Geldik dördüncü koşuya. 2 yaş dışı İngilizlere mahsus yine bir maiden koşu. 1100 metre bizde start alacak. 32 bin dolarlık bir maiden 32.600 dolar. 2 numaralı Deep and Slow ile başlayacağız. Kariyerinin 3 startında favori olduğu önceki 2 startın ikisinde de ikinci olmuş bir isim. 100 metre bu kum pistte bu ikincilikleri. 5 numaralı I'm Pretty Good favori olduğu kariyerinin ilk startında 100 metre kum pistte bir üçüncü olan bir isim. 7 numaralı Light Dot, City of Lights yavrusu kariyerinin ilk startında Luis Perez'de meydandan çıkmaya en yakın isimler. İkinci haftalık ganyan 21.44'te başlıyor bu arada. Beşinci koşu 22.12'de başlayacak. Yukarı Şimdiz'e mahsus. Bunda start alacak. Birinci haftanın beşinci, ikinci haftanın ikinci ayağı. 9-11 bandında bir satış koşusu. 18.100 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Byland Mixon'la başlayacağız. 1200 metre kum pisti ıslak senedeki son starttaki satış kursunu 3 boy farklı 1.12.31 ile kazanan bir isim. Daha sonra 5 numaralı Who Asked You aynı koşuda ikinci oluyor. Byron Pix'in arkasından. Ondan önceki startını 4 boy farklı 1.200 kumda 1.13.63 ile kazanmış. 6 numaralı Hippocurrency GM Rohena ile start alacak. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşu ediliyor. 1 numaralı Tequila Luis Perez de o da üst grup koşularından bir koşuya geliyor. Son 4 startında 1100-1200'de 2 tane şartlı koşu 1.05-16, 1.13-05'lerle kazanmış bir isim. Üçünüz müsaitse 7 numaralı Isles Strom Rosario Alvarado'yla bu koşuda şans verdiğim son isim. 6. koşu. 6. koşu bir maiden koşu dedik. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 32 binlik bir 3600 dolarlık bir maiden koşu. Burada 6 numaralı Kitty of War kariyerinin 3 startında 2 ikinciliği bir de üçüncülüğü var. Benzer koşularda Romero Marac'la bugün maidenden çıkmaya en yakın isim. 7. koşu
İki yaşlı İngilizlere mahsus diğer bir maiden koşu 1100 kumda 23.08'de ikinci altından dördüncü aya. Bu da 32 binlik bir maiden koşu. 32.600 dolarlık. 4 numaralı Probably Flattery ile başlayacağız. Louis Saez'de start alacak olan 3 numaralı Bingo Star. Jacqueline Davis'de önceki startın bir ikinciliği var. 1100 kumda 7 numaralı One More Rap. Andrea Worry ile bütçeniz müsaitse 2 numaralı A Few Choice Words. Kevin Navarro ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Geldik 8. koşuya. 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1670 kumda start alacak. Biraz zor bir koşu gibi gözüküyor. 26.500'lük bir şartlı koşu. 6 numaralı Our First Lady ile başlayacağız. Son iki startında 1670-1600 kumda ikincilikleri olan bir isim. 1 numaralı Mazzy Luffy. Our First Lady'nin ikinci olduğu son startında üçüncülüğü var. Ondan önce iki tane ikinciliği var. Önceki startındaki 1700 kumdaki ikinciliği boyun farkıyla. 4 numaralı Cogito Romero Marak'la son startını uzak ara kazanan bir isim maiden koşuyu favori oldu. 1670 kum 1.44.83 derecesi. 7 numaralı Miss City Girl Gabriel Quayle start alıyor. 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 2 önceki startın maiden koşuyu 1600 kumda 1.44.79 da favori oldu. Kazanmış maiden koşuyu. 2 numaralı Refuse to Lose. O da son startındaki favori oldu maiden koşuyu. 1200 kumda 1.355'te kazanmış. 3 numaralı Doug Rotte, Herman Harki ile son iki startında 1600 için ve 1200 kumda ikincilikleri olan bir isim ve 5 numaralı Miss Fashioness de Jacqueline Davis ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Geldik 9. koşuya. 3 karı dışı İngilizlere mahsup 1200 kumda bir satış koşusu. 5000'lik bir satış koşusu 14.000 dolar. Toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Ouch That Hurt ile başlayacağız son starttaki satış koşusunu. 1200 kumda 1.13.75'te kazanmış. Aynı koşuda 3. olan 4 numaralı Ray Territ'i var. Önceki startını kazanıyor. Yarım boy farkla Auschwitz 13'in kazandığı koşuda 3.'lüğü var. 7 numaralı Sabrin. Luis Perez de start alacak. 1200 kumdaki önceki startını kazanan bir isim. 1.13.5 derecesi ve 5 numaralı True Destiny. Sözde son starttaki satış koşusu 1670 kumda 1.47.86'da kazanmış. Pardon, 2 numaralı belki de ilave edilebilir. Bu ayakta 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci altılı ganyan kapatıyoruz. 5 numaralı Mad Magic, 2 numaralı Dates Freedom, 1 numaralı Mr. Einstein, 4 numaralı Golden Rain, 6 numaralı Coach Bahe ve 3 numaralı Devil or Angel sıralama. İkinci koşu 2 numara Jane Lim tek olur gibi gözüküyor. Açıklama kısmında bunu tek olarak söyleyeyim ama rakip olarak da 7 numaralı Starship Saratoga, 1 numaralı Starship Chelsea ile ekili ve 6 numaralı Toast to Success yazılabilir. 3 numaralı Brooklyn Rose'de sürpriz beklediğim bir isim. 3. koşu 6 numaralı Giant Impact, 4 numaralı Vesuvio, 2 numaralı Armenian Dancer, 8 numaralı It's Not Over Yet ve 7 numaralı Extraordinary One. 4. koşu 2. altılı ganyan ilk ay 21.44'te start alacak. 2 numaralı Lipandal, 5 numaralı I Am Pretty Good ve 7 numaralı Diet Thoughts. 5. koşu 3 numaralı Byron Vixen, 5 numaralı Who Ask You, 6 numaralı Hippocrency, 1 numaralı Tequila ve 7 numaralı Isle Storm. 6. koşuda 6 numaralı Kitty of War, War tek olur gibi gözüküyor. 7. koşu 4 numaralı Probably Flattery, 3 numaralı Bingo Star, 7 numaralı One More Rap ve 2 numaralı A Few Choice Words. 8. koşu 6 numaralı Our First Lady, 1 numaralı Mazzy Luffy, 4 numaralı Coquito, 7 numaralı Miss City Girl, 2 numaralı Refuse to Lose, 3 numaralı La Grotte ve 5 numaralı Miss Fashionista. Son koşuda da 3 numaralı Ouch That Hurt, 4 numaralı Retirate, 7 numaralı Sabrine, 5 numaralı True Destiny ve 2 numaralı Maggie şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.